böyle bir fark var. Yani Araf ashabı insanların yaptığı davranışlarından, yüz mimiklerinden, dışa yansıyan her türlü davranıştan onları tanıyan, evet, eserler, onları tanıyan demektir. Yani biri kimlik, diğeri dışa yansıyan ve karşıya bir şeyler anlatan alametler demektir. Zaten Araf'ın iz sürme manası da vardır. O da bıraktığı iz de dışa yansıyan bir alamettir. Bu açıklamalara göre Ashab-ı Araf, bu dünyaya getiriyoruz. Denilen ana kurucu değerleri bilen, o değerler ölçüsünde yapılanları ve yapanları simaları ile, yani dışa yansıyan alametlerinden, arkada bıraktıkları delillerden tanıyabilen, o aradaki hicabı kaldırabilen, kötülüğün üzerindeki sır perdesini aralayan, tanımak için parçaları birleştirip suçun ve suçlunun izini sürebilen, edindiği bilgi ile konulara biraz daha yüksekten, biraz daha kuş bakışı, tepeden bakabilen kişilerdir diyoruz. Hazreti Muhammed'in Hazreti Ali'yi Araf ashabından tanıttığına dair rivayetler var. Bir de ümmeti içinde böyleleri varsa Ömer'i bunlardan biri olması gerektiğini belirten rivayette geçmiş. Yani Ömer ve Ali Araf ashabındandır şeklinde Allah Resulü'nün yönlendirmeleri var. Zaten bu tarz sahabeler davaları çözmede bir nevi kadılık yapmışlardır. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, bu hafta inşallah Araf suresinin 46. ayetinden itibaren kaldığımız yerden devam edeceğiz. Geçen hafta bazı sorular sormuştuk Araf ashabı ile ilgili. Araf'ın ne olduğu, neresi olduğu, Araf ashabının kimler olduğuna dair müfessirlerin birçok görüşleri var. Biz bu hafta inşallah bu ayetleri daha güne alarak, bugüne alarak okumaya çalışacağız. Yani derdimiz gaybı taşlamak değil. Öncelikle 46. ayetin mealini verelim. Ve onların aralarında bir hicap perde ve Araf'ın üstünde olanların hepsini simalarından tanıyan er kişiler vardır. Burada rical kelimesi geçmiş. Bunlara adamlar demiyoruz, er kişiler diyoruz. Evet, henüz oraya dahil olmamış ama ümit eden cennet ashabına selam üzerinize olsun, selamun aleyküm diyorlar. Bu şekilde nida ettiler diyoruz. İlk önce bu ayetteki kelimeler tek tek bakalım. Yani Araf'ın üstünde olan er kişiler kimler? Yani Allah bu detayı bize niye verdi? Eyvallah. Yani öyle bir günden bahsediyoruz ki din gününün tek sahibi olan Allah. Hüküm Allah'ta. Peki bu adamların görevi ne? Bu adamlar orada ne yapıyor? Bunlar melek mi, peygamber mi, alim kişiler mi, yoksa buluğa ermemiş çocuklar mı? Birçok melekler, bir yorumlar yapılmış. Bir de yani bu adamlar neden cennete gitmiyorlar da orada bekliyorlar? Bu da ayrı bir soru. Bir hicap var, o hicabın üzerinde, Araf'ın üstünde olan kişiler. Öncelikle hicaba bakalım. Hicap kelimesi maddi anlamda perde demektir. Hissi anlamda ise uzaklaşmak demektir. Maddi ve manevi olarak Kur'an'da kullanılmış. Mesela Hazreti Meryem'in ailesinden uzaklaşmasını anlatan Meryem suresinin 17. ayeti böylece onların berisinde bir hicap perde edindi. Burada maddi manada kullanılmış. Bir de manevi manada İsra suresinin 45. ayetinde kullanılmış. Sen Kur'an'ı kıraat ettiğin zaman seninle ahirete inanmayanlar arasında görünmeyen bir perde kıldık. Demek ki buradaki perde engel manasında ince bir engel. Maddi de olabilir, manevi de olabilir. Perdenin özelliği set, sur, burç gibi güçlü bir bariyer değil, ince bir örtüden bahsediliyor. Araf ashabı bu örtüden haberdar. Araf kelimesi ne demek? Bir de ona bakalım. İlk önce lügat manasına bakalım. Ef'al kalıbında cem-i kıl'et olan urf kökünden türemiş çoğul bir kelime. Yani Araf aslında çoğul. Bir tane Araf yok. Tabii ki. Üç ve daha fazlası. Demek ki Araf tek bir yer veya yükseklik değildir. Birden çok yer, birden çok makam manasına gelmektedir. Urf kelimesi bilgi, ilim, irfan, iyi kötüyü, eğriyi doğrudan tanıyabilme özelliğine deniyor Lisan-ı Arap'ta. Ve genel olarak bu anlamda kullanılmış. Nitekim örf, maruf gibi kelimeler de bu anlam ekseninde olan kelimelerdir. Ancak urf kelimesinin esas anlamı kum yığını, yerden yüksek olan yer, yığın, yığıntı demektir. Araplar horozun ibiğine de urf diyorlar. Neden? Çünkü uzaktan bakıldığı zaman tavuklardan onu ayıran o ibik. Yani horozu tanımalarını sağladığı için urf. Arafe, bilmek, idrak etmek, itiraf etmek, ikrar etmek, idare etmek manalarına gelmektedir. Bu itiraf ve ikrar çok önemli. Arrafe kalıbından alınınca hacıların Arafat'ta durması, öğretmek, tanımak, bir şeyi süsleyip güzelleştirmek, yitik olanı aramak,
taarefe kalıbından alınınca bir şeyi öğreninceye kadar araştırmak. Taarefe kalıbı da birbirini tanımak. Bir de itiraf var. Türkçemizde kullandığımız gene araf kökündendir. İtiraf kalıbından alınınca da suçu kabullenip itiraf etmek manasında kullanılmıştır. Kahin var Kur'an-ı Kerim'de. Bir de kahine benzer arraflar var. Arraflar kahin gibi değil, kehanet üretmiyorlar. Arrafın muhatabın vücut hareketlerine, tutum ve davranışlarına, ilk söylediği kelimelere dikkat ederek kaybolan eşyayı, yitik develeri bulduğu, hırsızları ve katilleri teşhis ettiğine dair rivayetler var. Sonuç olarak Araf, Araf ashabının makamı olarak burada anlatılmış. Zaten ayette şöyle bir ifade var. Zaten simalarından demek, alametlerinden demektir. Bu alametler yapılanlar ve yaşam tarzlarıyla alakalıdır. Sima kelimesi çoğu meal ve tefsirlerde yüz diye meallendirilmiştir. Fakat Kur'an-ı Kerim'de veç, yüz manasında kullanılmıştır. O yüzden buradaki simaya yüz diyemeyiz. Oysa bu kelime sadece alamet, gösterge, eser, belirti demektir. Lisanur Arap bunu böyle anlatmış. Buna karşılık yüz çehre anlamına gelen kelime ise veç kelimesi. Sima da yüzün üzerindeki o kırışıklıklar, yüzün mimikleri varken veçte kimlik vardır. Evet. Böyle bir fark var. Yani Araf ashabı insanların yaptığı davranışlarından, yüz mimiklerinden, dışa yansıyan her türlü davranıştan onları tanıyan, evet, eserler, onları tanıyan demektir. Yani biri kimlik, diğeri dışa yansıyan ve karşıya bir şeyler anlatan alametler demektir. Zaten Araf'ın iz sürme manası da vardır. O da bıraktığı iz de dışa yansıyan bir alamettir. Bu açıklamalara göre Ashab-ı Araf, bu dünyaya getiriyoruz. Denilen ana kurucu değerleri bilen, o değerler ölçüsünde yapılanları ve yapanları simaları ile, yani dışa yansıyan alametlerinden, arkada bıraktıkları delillerden tanıyabilen, o aradaki hicabı kaldırabilen, kötülüğün üzerindeki sır perdesini aralayan, tanımak için parçaları birleştirip suçun ve suçlunun izini sürebilen, edindiği bilgiyle konulara biraz daha yüksekten, biraz daha kuş bakışı, tepeden bakabilen kişilerdir diyoruz. Hazreti Muhammed'in Hazreti Ali'yi Araf ashabından tanıttığına dair rivayetler var. Bir de ümmeti içinde böyleleri varsa Ömer'i bunlardan biri olması gerektiğini belirten rivayette geçmiş. Yani Ömer ve Ali Araf ashabındandır şeklinde Allah Resulü'nün yönlendirmeleri var. Zaten bu tarz sahabeler davaları çözmede bir nevi kadılık yapmışlardır. Hasan Basri Hazretleri de bunlardan bazı kişiler şimdi bizle beraberdir demiştir Araf ashabını anlatırken. Ve şu anda her zemin ve her zamanda bunların olması gerektiğine dair gene teyit eder şekilde bir cümle kullanmıştır. Hem ümmetin içinde Araf ashabı olmalıdır ki sosyal hayat cennet gibi olsun ve zalimlerin zulmü yanlarına kalmasın. Şimdi 47'ye bakalım. Araf ashabının ne yapması gerektiğine dair bir ifade var. Onların görüşleri, burada ebsar geçiyor. Yani nazar değil, bakış değil, ebsar yani basiret, görüş. Onların görüşleri ateş ashabına yönelince dediler ki, Rabbimiz bizi zalim kavim ile beraber kılma. Şimdi biz buradaki ebsar inceliğine önemsiyoruz. Çok önemli bir detaydır. Çünkü nedir? Yönlendirmeleri veya çevirmeleri manasında bir de sarf kelimesi gelir. Türkçemizde sarraf deriz. Ne demek? Bir şeyi halden bir halden başka bir hale çevirmek veya onu başkasıyla değiştirmektir. Sarf ilminin ismi de olacak. Evet. Mesela tasriful kelam, sözün açıklanması. Tasriful derahim, paranın başka bir şeyle değiştirilmesi. Bu işleri yapana da sarraf dedik. Tanıma makamındaki kişilerin hükümleri zalimler lehine olursa ateşin Araf ashabına da ulaşacağı burada bildirilmiştir. Çok önemli bir bilgi. Evet. Bu şuur aslında suç ve suçluların izini süren ve davalarda adalet ve hakkaniyetle çözmeye çalışan tüm kadı, yargıç, hakim, savcılar için her daim diri olmalıdır. Yani onların besmelesi olmalıdır. Nedir o? Rabbim bizi zalimler kavimler ile birlikte kılma. Bu onların besmelesi olmalı. Her davaya girdiğinde bu şuurla girmeliler.
Rabbim bizi zalim kavim ile beraber kılma. Yani onlardan yana, onların lehine kılma demek. Kararlarımızda onlar bizi etkilemesin manasında. Zaten onların şimdi zenginliklerinden, rüşvetlerinden aşağıda bahsedecek. Özetle bu söz sadece bir mesleğin değil, adalet gereği hüküm veren, şahitlik yapan her insanın dava ve anlaşmazlıkları çözerken zihninde bulundurması gereken evrensel bir ilkedir. Yani sadece hakim savcılar da ilgilendirmiyor. Biz de bazen bu tarz anlaşmazlıklara şahit olabiliyoruz. Bunları çözmemiz gerekebiliyor. Ancak insan bazen dünyalıklara, egosuna yenik düşebilecek tekliflerle karşılaşabilir. İnsanı ayartan dünyalıkların rüşvet boyutu, Araf ashabının dikkat etmesi gereken diğer bir husustur. Onu da 48'den okuyoruz. Ve onları simalarından tanıyan Araf ashabı er kişiler onlara seslenerek şöyle dediler. Sizin topladıklarınız ve kibirlenmiş olduğunuz şeyler size fayda vermedi. Şimdi ayette geçen cemukum kelimesi sizin topladıklarınız, cem ettikleriniz, biriktirdikleriniz, bir araya getirdikleriniz demektir. O zaman ben cemiyetiniz olabilir abi. Tabii o da var. O zaten o cemiyetin getirdiği, o nüfuzun getirdiği kibir de var. O zaman paylaşmamak, biriktirip cimrilik yapmak kibrin oluşma sebeplerinden biri olarak burada karşımıza çıkıyor. Ateş ashabının iki belirgin özelliği var. İlki maddi güçleriyle rüşvet ve kayırıcılıkla adaleti bozmaları. Diğeri menfaatçi kalabalıklar ile edindikleri nüfuzun oluşturduğu kibirdir. Araf ashabı olan ricaller, er kişiler suçlarına göre tanıyıp tanımlayan, iftira ve zulmü birbirinden ayırma makamında olan özelde hakim savcı ve kolluk güçleri iken genelde seçim yapmak zorunda kalan her kişidir. Kararlarında zengin veya fakir ayrımı yapmayan, adaletin tam karşılığını verenler olmalıdır ki sosyal hayat cennet gibi olabilsin. Mekki surelerde henüz karar verme makamında inananların olmamasından dolayı, henüz hakim ve kadılar olmamasından dolayı bu tarz görevler, bu tarz öğretiler ahiret anlatımı üzerinden örneklendirilmiştir. Medeni surelerde bu konumda olanların yapması ve yapmaması gerekenler daha doğrudan anlatılmıştır. Mesela Bakara suresinin 188. ayeti şöyle. Kendinizi bilip dururken insanların mallarından bir kısmını haram yollarla yemeniz için o malları rüşvet olarak hakimlere vermeyiniz. Burada bir soru sormamız lazım. Bakara suresinde hakimlere rüşvet vermeyin deniyor da neden hakimlere rüşvet almayın denmiyor? Zira neden biliyor musun abi? O emirler zaten medeni Mekki surelerde Araf ashabı üzerinden verilmişti. Yanlış olduğunu bilen kişiler o makama getirilir. Ama halk bilmeyebilir. Halk cahillik etmiş olabilir. Evet. Tutup da rüşvet teklif edebilir. O yüzden böyle bir sıralama var. Allah'ın onlara rahmetle ulaşamayacağına yemin ettiğiniz kimseler bunlar mı? Araf ashabı o fakir, fukara, gariban olarak gördükleri ve Allah bunlara rahmete ulaşmaz diye düşündükleri kişileri göstererek böyle bir soru soruyorlar. Ve onlara diyorlar ki cennete girin, size korku yoktur ve mahzun da olmayacaksınız. Araf ashabının diğer görevi neymiş Sayın Hocam? Garip gurabalara sahip çıkmak. Eyvallah. Eyvallah bizi ona da resitmiş. İnsanların hor ve hakir gördüğü, Allah'ın rahmetinin ulaşmayacağı gözüyle bakılanlara bu rahmet dünyada iken Araf ashabı tarafından ulaştırılır. Bu rahmet onların hak ettikleri adalete kavuşmalarıdır. Fakir fukara ve gariplerin haklarını koruyan Araf sahipleri onların üzerine atılan iftira ve suçları da tanıyarak hak ettikleri hürriyete onları kavuşturmalıdır ki sosyal hayatımız cennet gibi bir hayat olsun. Şimdi 50'ye bakalım ateş ashabı ne yapıyor? Ve ateş ashabı cennet ashabına nida etti. Sudan veya Allah'ın sizi rızıklandırdığı şeylerden bize aktarın. Dediler ki muhakkak ki Allah ikisini de nankörlere haram kıldı. Allah'ın rızık olarak bahşettiği gençlik, akıl, maddi manevi imkanları kullanıp bunları zulümde, ifsatta ve kan dökmede kullananların elinden bu imkanların alınması Allah'ın emridir. Allah öyle yapmış. Allah ahirette ne yapmışsa bize de aslında bir numune imtisal sunuyor. Yani bir örneklik gösteriyor. Zira Allah bu rızıkları nankörlük edip kötüye kullandıkları için onlara haram kılmıştır. Hazreti Adem ve eşine sunulan cennet imkanına karşı onların başkasına ait olduğu için haram kılınandan
yaptıkları hırsızlık ve zulüm ile kendi cennetlerinden olmaları örneği bu ayetlerde umuma yayılarak devam etmektedir. Bir kişinin suç işlemesine, sürekli zulmetmesine sebep olan makamı, mevkii, parası, hürriyeti ise bu nimet ve rızıkların ona yasaklanıp elinden alınması ayrıca Allah'ın bir emri olmuş oldu. Bu emri de donanımlı araf sahibi yerine getirmelidir. Bu emir ileride devlet kurup onu yönetecek olan müminlere çizilen ideal yargılama ve cezalandırma örneği üzerinden bilinç inşası projesinin bir parçası olarak okunabilir. Zaten ahirette yaşanacak olanların tamamı bu dünyada olanların iz düşümü veya uzantısıdır. Rabbimiz Kur'an'da olması gereken yaşamı, yargılamayı, ceza ve ödüllendirmeyi kendi mahkemesi, yargılaması üzerinden idealize etmektedir. Bizlere düşen onun kadar mükemmel olmasa da buna yakın bir sistem kurabilmektir. Devam eden ayet dünya hayatının onları aldattığından bahsediyor. Bu şekilde konu devam ettiği için biz bu ayetleri sürekli şimdi ve buradaya bağlantılı olarak işlemek zorundayız. Bu bağ meal müellifleri veya okuyucu tarafından koparılırsa mümin yaşadığı hayattan kopuk, edilgen, ahiret satıcıları tarafından kullanılacak kadar zayıf ve ütopik bir hayalin içinde kendini avutan bir miskine dönüşebilir. Allah muhafaza. Ayetlerin yaşam tarzını belirlemesini isteyenler onları sonuç odaklı değil, Kur'an'dan hayata sefer odaklı okumak, anlamak ve hayata taşımak zorundadır. Müşrikler sürekli sonuç odaklı bakıyorlar. Onun ayetini şimdi okuyacağım. 51. Onlar eğlence ve oyunu din edinen ve dünya hayatının onları aldattığı kimselerdir. İyi hocam, dinlerini oyuna eğlenceye çevir. Sebebini söyleyeceğim. Bu böyle çevirmeyi uygun gördük. Böylece onlar bugünlerine ulaşacaklarını nasıl unuttularsa ve nasıl ayetlerimizden bile bile döndülerse bugün de biz onları unuttuk. Buradaki biz kullanımı çok önemli. Burada ben demiyor Allah. Biz kullanımı yapıyor. Ben unuttum demeyip biz unuttuk denmesi bunun bir süreçle ve farklı unsurlarla oluştuğunu anlatmaktadır. Buradaki oyun, lehv kelimesi insan için önemli olmayan, onu alıkoyan şeylerin tamamı. Mesela el-lehve. Değirmen taşı boşa dönmesin diye ağzından çıkanı geri içerisine koyma. Bu kelime sadece faydasız işler için kullanılmış. Fakat Kur'an-ı Kerim'de bir de şugul kelimesi var. O da faydalı faydasız her işle meşgul olmak demektir. Yasin suresi 55'te cennetliklerin böyle bir meşguliyetinden bahsediyor. Bir de oyalanma var Sayın Hocam. O da Tekasür suresinin ilk ayeti. Evet. Buradaki biraz... Evet. Ama aynı kök. Aynı kök tabii. Aynı kök. Oradaki oyalanma, evet. Buradaki oyun. Yani aslında Türkçemizde de aynı kök. Evet. Oyun oyalanmak için yapılır. Evet. Bir de nisyan kelimesi var. Bu kelime unutmak olarak meşhur olmuştur. Kelimenin esas anlamı zıddu zikri vel hıfz. Söylememek, anlamamak ve akılda tutmamaktır. Buna göre nisyan bile bile terk etmeyi, değer vermemeyi, umursamamayı ifade eder. Hatırlamamak, unutmak kavramları da bu kelimeden ifade edilmekle beraber Kur'an'da bütün nisyan kelimeleri için daima umursamamak, göz ardı etmek, ağza bile almamak gibi manalara geliyor Lisan-ı Arap'ta. Tevbe 67'de nisyan kelimesi Allah'a izafe edilmiştir. Allah ise unutmaz. Furkan 18, Taha 126'dan bunu biliyoruz. O zaman buradaki unutma nedir? Hatırlamamak. Unutmak zaten bir mazerettir ve bunun cezai müeydesi de yoktur, bir suçla değildir. Fakat umursamamak bir suçtur. Evet, Hasan-ı Basri Mücahit ayetteki unutmak kavramının terk etmek anlamına gelebileceğini de söylemişlerdir. Bunların cezası unutulmaktır. Zira unutan unutulur. Önce insan Allah'ı unutur, yani umursamaz. Sonra Allah da onu umursamaz. En sonunda insan kendi kendini de unutur. En büyük ceza ve mahrumiyet de zaten budur. Dini eğlence ve oyun edinme yerine oyunu ve eğlenceyi din edinme şeklinde anlamamızın iki sebebi var. İlki devam eden cümledeki inançları değil de dünya hayatının onları aldattığı ifadesidir. Şimdi eğer deseydi Sayın Hocam inançları onları aldattı, o zaman biz senin dediğin gibi bunu meallendirirdik. Fakat diyor ki dünya hayatı onları aldattı. O zaman bu mealin oyun ve eğlenceyi din edinmek, oyun ve eğlenceyi hayatının bir numarası haline getirmek manasına geliyor. İç bağlam delilimiz bu.
Eğer deseydi ki dinleri onu aldattı, o zaman derdik ki dinlerini oyun eğlence edindiler. Ama burada diyor ki dünya hayatı onları aldattı. Evet. O zaman güzel oyun ve eğlenceyi din edindiler. Bu iç bağlam delilimiz. Şey. Dünya hayatını oyun ve eğlence yeri alanı olarak görmelerinden kaynaklı görüş, hayatın ilk sırasına eğlenceyi koyup bu ideolojiyi dinleştirmelerinden, yaşam tarzı haline getirmelerinden kaynaklanmaktadır. Peki ikinci sebep ne? İkinci sebep de dış bağlamdır. Mevcut vakada insanların sadece ve sadece eğlence ve oyun için yaşadıkları, hayatlarının tek hedeflerinin bu olduğu şahit olunan tarihi süreç ve şimdiki zamanda görülmektedir. Şu an oyun ve eğlence milyon dolarlık dev bir sektör haline gelmiştir. Oyun eğlence dini dünyanın en büyük dinidir. Yani adam eğlence için yaşıyor, oyun için yaşıyor, tatil için yaşıyor. O yüzden bunun ikinci delili de şimdiki hayatımızdır. Bu hiç oynamayacağız, hiç eğlenmeyeceğiz manasına gelmez. Kur'an'ın yerdiği husus hayatı bundan ibaret görüp oyun ve eğlencenin insana verilen imkanların israfına yol açması, bunların hayatta çok geniş bir yer tutup iyilikleri unutturmasıdır. Şimdi bu aslında bizim bu yorumumuzun karşısında duran bir ayet var. Ankebut suresi 64. ayet. O ayette diyor ki bu dünya hayatı ancak bir eğlence ve oyundan ibarettir. Evet. Fakat bu cümle Allah'a ait bir cümle değil. Bu cümle müşriklere ait bir cümle. Neden? Çünkü Ankebut suresi 65'te karaya çıkınca Allah'a şirk koşan müşriklerin cümlesi olduğu devam eden ayetten anlaşılıyor. Yani karaya çıkan müşrikler var ya o Allah'a evet galiba işte o adamlar dünyayı oyun ve eğlence yeri olarak görüyor. Mümin ne olarak görüyor? Çalışıp ekeceği, ahirette hasatını alacağı bir imtihan alanı olarak görüyor. Yani ben dünyayı eğer sadece oyun ve eğlence yeri görürsem ben dünyada oyun ve eğlenceden başka bir şey yapmam. Evet abi. Fakat bu cümle maalesef Allah'a isnat edilmiş. Evet. Peki nefse hoş gelen oyun ve eğlence neden insana ayetleri unutturur? Burada ayetleri unutturmak Allah'ı unutmaktan bahsetti. Oyun ve eğlence insanın sorumluluklarını unutturur, ciddiyetini engeller ve en önemlisi içindeki şeytani duygu ve düşünceleri kontrol etmesini engelleyen duygusal yönünü besler. Bunlar insanı mutlu eden adrenalin tutkusuna sebep olur zamanla. Ne kadar çok salgılanırsa vücut fiziksel olarak o kadar aslında strese maruz kalır. Aslında bizi mutlu eden adrenalin sonrası hal vücudu yavaş yavaş fiziksel olarak yorar ve yıpratır. Her defasında adrenalin dozunu arttırmak isteyen kişinin bağımlı olma riski de artacaktır. Bu durumun en tipik örneği kumar bağımlılığında gözlenmektedir. Hedef her defasında bahsi büyütüp heyecanı arttırma arzusu tüm birikimi kaybetmekle sonuçlanır. Eğlenmek için yaşamak madde bağımlılığı, alkol, kumar ve zinaya sürükler. İnsanın haz merkezi onun ilkel beyninin kontrolünde olduğu için sürekli onu beslemek kontrolü kaybetmekle sonuçlanır. Haz beynimiz bizim sürüngen beynimiz. İçteki korteks değil. 52. Ve andolsun onlara bir kitap gelmiştir ve inanan bir kavim için onu rahmet ve hidayet olarak bir ilim üzere detaylandırdık. Bu çok önemli. Kitap bir ilim üzere detaylandırılmalıdır. Ayette geçen bu bir kitap ifadesi Hazreti Adem'den günümüze kadar insanoğlunun başıboş bırakmamak için insana kılavuzluk yapan tüm mesaj ve vahiylerin genel ismi. Paylaşmak, rahmet, merhamet, adalet, kıst, güvenmek ve güven vermek gibi insanı insan yapan daha birçok unsur kitapta muhataplarına hatırlatılmıştır. Bu değerlere inanan ve güvenenler için bir rahmet ve hidayetin olduğu ifade edilmiştir. Bu merhametli kılavuzluğa ulaşmanın şartı kitabı ve detaylı ilkeleri ilmi bir ciddiyetle ele alıp hayata onları tutarlı olarak aktarabilmektir. Onlar sadece onun teviline mi bakıyorlar? Onun tevilinin geldiği gün daha önce onu unutmuş olanlar Rabbimizin Resulleri hak ile gelmiştir. Artık bize şefaat edecek şefaatçiler var mı ki bize şefaat etsinler veya döndürülmüş olsaydık yapmış olduklarımızdan başkasını yapardık derler. Nefislerini hüsrana uğrattılar ve uydurdukları şeyler kendilerinden ayrıldı. Uydurdukları ve kendilerini aldatan şeyin ne olduğu zaten ayetin içinde ifade edilmiş. Hiçbir gayret göstermeden güya şefaatçilerin olduğu ve onların kendilerini kayıracağı inancıdır uydurdukları şeyler. Bu inanç tam bir hüsrandır. Zira bir ömür onlara güvenerek beklentiye girmiştir bu insanlar. Rabbin Resullerin hak ile gelmesi onların batıl boş yere değil bir amaca mebni olarak gelmesidir. O amaç da önceden haber verip uyarmaktır. Peki buradaki tevil kelimesi nedir?
Tevil kelimesi sözlük manası itibariyle aslına döndürmek anlamına gelen evil kökünden tefil vezninde mastar olup döndürmek ve herhangi bir şeyi varacağı yere vardırmak demektir. Tevil bir lafzın arkasında yatan maksadı anlatmaktadır. Tevil Kur'an'ın indiği dönem Arapçasında bir şeyin akıbeti ortaya çıkması, mahiyeti ve hakikati gibi anlamlara gelmektedir. Peki bu ayette müşriklerin şefaatçi edinenlerin kullandığı tevil ne manaya geliyor? Bu ayetteki tevil bir yere varmak anlamını ifade etmektedir. Müşrikler kendilerine ulaşan mesajların varıp duracağı nihai noktayı beklemektedir. Böylece onların doğruluğunu ortaya çıkarmış olacaklardı veya batıl olduğunu ispatlamış olacaklardı. Torpil ve kayrımcılar ile adalete, hakkaniyete engel olan, güçlünün ezdiği, efendi ve kölelerin peyda olduğu toplumların ecelinin er geç geleceği hakikatine karşı müşriklerin cevabı, bakalım sonu nereye varacak diyerek sonunu gözetlemeleri tevil ile ifade edilmiştir. Her konuyu tevil etmek, yani işleri ileriye atarak ihmal etmek bu bağlamda oyun ve eğlence ile beslenen dimaların tipik özelliğidir. Yani Muhammed bunları vaat etti. Bakalım sonu nereye varacak? Ha, göreceğiz hadi bakalım. Evet, bunu aynısını helak olan kavimlerde, evet, bütün peygamberlere, yani o vaat ettiğin azap neymiş şeklinde bunun sonunu bekliyorlar. Bunlar ahirete inanmak için kıyametin kopmasını, ahiretin bir fiil gelmesini bekleyen müşriklerdir. Sonuç odaklıdırlar çünkü. Ama o gün geldiğinde onların hiçbir amelinin kabul olmayacağını unutmuşlardır. Yani iş işten geçmiş olacaktır. Peki şefaat kelimesine de bir kısaca değinelim ve buradan bitirelim. Şefaat kelimesinin çoğulu şüfea olarak gelir. Bu kelimenin aslı şef kelimesidir. Bunun anlamı bir şeyi benzeri olan şeye eklemek, yan yana getirmektir. Şef kelimesinden türeyen şefaat, bir kimsenin kurtulma hakkı ve imkanı yok iken. Burası çok önemli. O yüzden Sayın Hocam cehennemden çıkarıp cennete koyuyorlar. Yani bir insanın kurtulma hakkı ve imkanı yok iken. Birini aracı kılarak yardım istemesidir. Ve bu bir nevi aslında torpil ve adam kayırma talebidir. Zira hak eden hak ettiği yer veya ödül için başka birini araya sokup ondan yardım istemesine gerek yoktur. Yardım beklemez. Yani sınavın dört dörtlük dolduran bir öğrenci öğretmenine verdiği zaman torpil, adam kayırma beklemez. Yani tembeller bekler. Şefaat daha çok yüksek makamdan aşağı makama doğru bir kullanışı ifade eder. Kas sistemiyle çalışan müşrik kafa Allah'ın katında bile tıpkı dünyadaki kayırıcıların olduğu gibi şefaatçilerin varlığına inanmaktadır. Min dunillah budur zaten. Kur'an bu kolay yoldan ve birilerinin sırtından kurtulma bedavacılığını sürekli eleştirmektedir. Enam suresi 70'te şefaatçilerin yanına bir de fidye eklenmiştir. O da rüşvet boyutudur. Yani kayırıcılar ve rüşvet boyutu. Enam suresi 70 bu konuyu çok güzel bir şekilde özetlemiştir. Bu hafta insanın kendine yaptığı bedduayı okuduk. İnşallah önümüzdeki hafta da makbul dua nasıl olur? Onunla ilgili bir pasaja gireceğiz. Göklerin ve yerin 6 günde yaratılmasından konuyu başlatıyor Rabbimiz dua ayetlerine. Rabbim Kur'an'ı doğru anlayan, doğru anlatanlardan eylesin. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.